Merhaba arkadaşlar, tekrardan sizlerle üçüncü bölümümüzde tekrar birlikteyiz. Bugün en çok merak ettiğiniz sorulardan Küba'ya nasıl gideriz ve ne kadara mal olur bu bize? Bunu konuşacağız. Eminiz bu videomuzu beğenin çok olacaktır. Beğenini çok olacak ama unutmak isteyen de çok olacak. Diyorsun. Hani bir O yandan kadar fazla mı ya parası? şimdi Türkiye koşullarında asgari ücreti düşününce Tabii. Sadece maalesef uçak bile aslında bir evet maaşa denk geliyor. daha Neyse, ben fazla daha şimdiden şey yapmayayım, fazla. heyecanını kaçırmayayım. Sen vizeden başla anlatmayı. Tamam. Öncelikle birçok insan vize var mı ya da diğer taraf işte vize yoktur diye düşünüyor. Küba'ya vize var. Ya büyükelçilikten alırsınız bunu ya da işte Taksim'de Ankara'dan yani, değil Şişli mi? evet evet ya da Taksim'den Şişli'den turizm firmaları var. Büyükelçilikle çalışıyorlar onlar da yani iletişim halindeler. Çünkü Küba vizesi böyle iki kağıt halinde bir vizedir. İki parça kağıt halinde. Üzerinize sizin işte pasaport numaranızı ve işte verildiği tarihi isminizi yazar. Bu iki parça kağıdı ilk Küba'ya girişte bir parçasını verirsiniz. En fazla işte bir ay kalabilirsiniz zaten bu vizeyle. İkinci parçayı da çıkarken, ülkeden çıkarken verirsiniz. Bu kağıdı almak, yani bu vizeyi almak 35 euro, şey Bu euro. sabit aslında. 35 euro değil, sabit. Evet, ama Euro işte değişken olduğu için. evet artabiliyor, azalabiliyor. Ben en son 150 liraya almıştım örneğin bu vizeyi. O zaman euro ne Daha düşüktü kadardı? tabii. Her neyse, ardından uçak biletine gelirsiniz. Birçok insan ben de isterim direkt uçuş olsun diye ama direkt uçuşla yapılan bütün uçaklara bakıyorsunuz. Çok 4 bin pahalı, değil lira, mi? 5 bin lira gidiş geliş ücretleriniz. Sadece uçak parasını aslında bir servet isteniyor yani Evet, baktığın evet. zaman. Yani 1400 lira alan bir insan 5 bin lira uçak parasını nasıl Evet. versin? Alternatif ne peki? Yani o da çok iyi bir alternatif olmamakla birlikte daha uygun olduğu için söyleyebilirim. Çünkü yarı yarıya neredeyse. Rus Hava Yolları'nı ben tercih ediyorum her gidiş gelişimde. İşte 13 saat direkt uçuşsa 12'de 16 saat, 17 saat oluyor. Bir 3-4 saat farkı var. Bekleyebilirim kendi adıma o Yani süreyi. Benim için çok... maddi durum bizim için daha önemli Evet, diyorsun. evet, evet. Uçak bileti de böyle. Onun dışında vizenizi işte uçağa bindiniz, indiniz, Genel vizenizi prosedür verdiniz. aslında Evet. herhalde, değil mi? Yapacağınız şeyler işte Küba'da ne harcarız, ne ederiz diye soruyor insanlar. Mesela indik havaalanına. İlk önce yapmamız gereken bir şey var mı? Evet, paranızı değiştirmek. Bir de mümkünse euro ile gidin. Ben şey diyorum ona cezalı diyorum. Gerçi Kübalılar da aynı şeyi söylüyor. Dolar cezalı bir para orada, Çok ablukadan normal. kaynaklı. Çok daha düşük miktara bozduruluyor. O yüzden euro ile gitmek daha avantajlı olur. Bozdurduktan sonra ilk yapacağınız ödeme zaten taksi ücreti olacaktır. Bu arada hangi para birimini bozduruyoruz biz? Şimdi Küba'nın iki tane para birim var. Özür diliyorum, doğru söylüyorsun. Ama zaten havaalanında biz peso pek olmaz. Genelde hani turistlerin kullandığı bir yer olduğu için Peso normal Kübalıların Kübalıların kullandığı, günlük kullandığı, kullandığı para birimi. devletin kullandığı para. Yani maaşları peso üzerinden öder, faturaları insanlar peso üzerinden, peso ile öderler. Bunlarla ilgili kuk daha çok turistlerin kullandığı bir para birimi. 24 peso bir kuk yapıyor. Bu şimdi kafayı karıştırmasın. Genelde işte Küba'da ikinci haftadan sonra algılanan bir durum bu. İşte hangi Niye? parayı kullanıyoruz? Hangisi hangisi? Hangisi ne Ha, kadardı? fazla ödüyormuşuz gibi mi hissediyoruz bir süre Kimi zaman sonra? öyle olabiliyor. Yani bir kuku çok düşük olarak düşünmesinler. Çünkü bir kuk bir dolara tekabül eden bir para birimi. Aslında Yani baktığın zaman eşit. Yani dünya standartlarına göre. evet, yani ve her halükarda bizden daha pahalı. Her halükarda. Buna şüphem zaten. İşte ben peso ödüyor işte örneğin bir insana şey yapamazsınız. Ne denir? Ekmek alırken 2 peso vermeniz daha makbuldür 2 kuk vereceğinize. Çünkü birinde işte şu anki parayla 7 lira 8 lira ekmeğe para ödemeniz gerekiyor. Diğerinde ise 3-4 şeyden bahsediyorum. Kuruştan Kuruş. bahsediyorum evet. Bu şey kuka çevirdikten sonra paramızı ilk ödeme yaptığımız şey zaten taksi. Taksiler dünyanın her yerinde aynı. Onlar Evet, ayrı bir ırk, maalesef. ayrı bir millet taksiciler.
O yüzden önce onlarla bir pazarlık yapmanız gerekiyor. Pazarlığı açık yani. Açıklar, açıklar. Taksimetre gibi bir sistemleri de yok anladığım kadarıyla. Var ama yine de şimdi taksiciler dedim ya, taksiciler. Onlar sistemlerin ötesindeler bence. Tamam, öyle olsun. Üst, sistemlerin üstü insanlar onlar. O zaman ilk önce yapmamız gereken şey havaalanı indik ve taksicilerle pazarlık yapıyoruz. Evet, pazarlığa da gerek yok. Şey diyebilirsiniz, maksimum ödeyebileceğiniz rakam zaten 25 kuktur şehir merkezine gitmek için. Orada da öğrenciyim abi yapabiliyor muyuz yani? Yok. Bilmeyince gerçi olmuyor. Turistseniz zaten hiçbir şansınız. İstediğiniz yerde öğrenci olun. Onlar için çok da önemli sadece bir şey değil bu. Sadece turist olarak evet. Her neyse 25 kuku ödersiniz. Sonra işte genelde insanlar şey pansiyonlarda kalmayı tercih ediyorlar otellerden öte. Bunların da günlüğü değişebiliyor tabii kalacağınız süreyle de alakalı. Örneğin 2-3 ay kalacaksanız Küba'da daha uyguna gelebilir size o evin ücreti. Ama ortalama 20-25 kuk'dur. Bunu peki ayarlayabileceğimiz bir yer var mı Zeynep? Ne gibi? Yani mesela gitmeden önce bunu herhalde ayarlıyoruz değil mi? Kalacağınız pansiyonu. Tabii şey de var, internette de bir sürü yer var. Ulaşabiliyoruz internete. Aslında haklısın, ben yıllardır artık orada yaşamaktan şey kısmını düşünmedim hiç. Nasıl yapacağız? Evet evet, hali hazırda zaten var, o hiç sorun olarak düşünmüyorum o kısmı. Sen gittiğinde mi pansiyonlarda kalıyorsun peki orada, yoksa tanıdık evlerde mi kalıyorsun? Yani dostlarımla kaldığım zamanlar da oluyor ama sürekli artık ev sahibiyle şey çok yakın arkadaş olmuşuz. Her gittiğimizde aynı yerde kaldığımız da oluyor. Yani o eve ne zaman gitsek 3 ayda kalacak olsam orada kalıyorum. 3 günde kalacak olsam orada kalıyorum. İşte senenin yarısını orada geçirdiğim zaman da oluyor. İşte başka bir yani ev düşünmüyorum. Zaten hali hazırda var ya. Kendi evim gibi görmeye başlamışım herhalde. Her neyse. Ama havaalanında zaten şey şehir merkezine gittiklerinde her yerde şey görünür. İşte kalacak kiralık. Yerler. Evet evet. Böyle bir mavi çapa işareti vardır. Çapa. Bu da şey anlamına gelir. Geminizi buraya bırakabilirsiniz demek istiyorlar. Bu sizin orada o evi kira yani yabancı olarak o evi kiralayabileceğiniz anlamına gelir. Evet, bunu konuşmuştuk zaten daha önce. Yasaldır bunlar. Evet. Tamamen legal evlerdir. Orada kalabilirsiniz. Bunun dışında mesela yemek, alışveriş gibi ihtiyaçlarımızı nasıl karşılıyoruz biz orada? Yani marketler var ama işte ablukayı hiç unutmamak gerekiyor. Şunu bekleyemezsiniz. İşte biz burada bir markete giriyoruz. Tuvalet kağıdından, deterjana, işte yumurtadan, çikolataya kadar her şeyi alıp çıkıyoruz. Orada bu olmayabilir. Bazen işte yine ablukadan kaynaklı. Kimi zaman yoğurt varsa işte şey bitmiştir. Ne denir? Yağ bitmiştir. Yağ varsa işte alacağınız aklıma da bir şey gelmiyor. Ne alırsın marketten? Ne bileyim böyle hijyen ürünleri falan. Belki. O bitmiş olabilir. Gün değişiyor. Sürekli bir hani stok halinde olmuyor bunlar maalesef. Ama bir daha söylüyorum. Ablukayı hesap ederek bakmak gerekiyor bütün bunlara. Bazı şeylerde abluka olsa da olmasa da olmayacak olan şeyler var. Küba'da zaten olmayan evet, şeylerden ya bahsediyorsun. Bu kültür, tamamen kültürle alakalı bir şey çünkü. Mesela en hayat şey ne bizim için? Çay. Çay var mı? Yok. Çay yok. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Yani var da o şey hani o çayı biz içmeyiz. Ya da işte çok hani çok açık içen insanlarımız var ya. Onlar için sorun yoktur tamam. Ama işte sen ben içmemeyi tercih ederiz o çayı. Ya da o 3-4 paketi birden kullanmaya kalkışırız. Daha demli olsun diye. O yüzden yanımıza götürebiliyoruz. Evet, evet, evet. İşte yine sen ben herhalde nar ekşisini alırız yanımıza. Kesinlikle. Tahminen. O da kültürlerinde olmayan bir şey bulunmayacaktır orada. Ya da işte siyah zeytin. Tropikal iklime gidiyorsunuz zaten. Yani zeytin ne işi var? Zaten yok. Bir de siyah zeytin de hani dünyada çok herkes evet, yemez, herkes bilmiyor. Tüketmez. İşte hani delisiyseniz siyah zeytinsiz kahvaltı yapmam diyorsanız biraz götürebilirsiniz. Çünkü onu kesinlikle bulamayacaksınız Küba'da. Ya da bulduğunuz şey olacak. Bu turşulu gibi olan zeytinler olacak. Uzak durmayı tercih edeceksiniz. Çok damak tadımızı bitmiyor herhalde. Evet. Şeyi söyleyeyim mi? Küba'nın en büyük eziyeti Türkiyelilere şey yemek kültürü farklılığı. Nasıl yani? Küba'da her şeyi bulursunuz. Huzuru bulursunuz, barışı bulursunuz, rahatlığı bulursunuz. Her şeyi bulursunuz. Ama güzel duygular adına.
Ama ne bileyim, hele bir Antepliyseniz, bir Diyarbakırlıysanız, bir Adanalıysanız aynen öyle. Orası size böyle şey, işkence var burada diye kaçabileceğiniz bir yer. Galiba sınırlı bir şeyler üretiliyor da. Sadece ya da... o değil, kültürle alakalı bir şey. Kültürümüz çok farklı. Evet, yani bu insanların yemek kültürüyle bizim yemek baharat kullanmaz Kübalılar. Nasıl? İşte yani bu. Hani oraya gideyim ben. Baharat da götürmemiz lazım. Hani işte aman isotu dökeyim, aman işte karabiberi dökeyim, pul biberi dökeyim. Olmuyor. Yok, olmayacak onlar. Artık Kübalı yemekleriyle idare edeceğiz. Bence size. Çok sağlıklılar. Çok da güzel olan yemekleri de var. Örneğin muz kızartıyor bu insanlar. Cips gibi de yiyebiliyorsunuz. Sanki böyle şey, yemek gibi de yiyebiliyorsunuz. Muzun kızartması mı olur diyorlar da. Oluyor, evet, gayet de güzel oluyor. Ama işte aynı Küba havuç kızartmıyor örneğin. Havuç kızarttığımda insanlar gelip bana sen ne yapıyorsun dediler. Dedim ki havuç kızartıyorum. Hani yoğurtla birlikte yemeği planlıyorum. Havuç kızartılır mı? Bunu bana ki tabii muzu kızartan insanlar söylüyor bu arada. ama işte kültür farklılığı böyle, evet, bir şey. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü onlar da zaten böyle yetişmişler ve bu yemeklerle büyümüşler. Evet. Haliyle havucu kızarttığın zaman sana garip garip bakıyorlar. Yani. Yahut işte yoğurdu tuzlu yeme durumu zaten Türkiye'nin dışında, yani artık Avrupa'da ya da Avrupa biraz daha alıştı gerçi de. Latin Amerika'da ya da işte şeyde Avustralya'da ya da öbür taraflara baktığınızda yoğurdu tuzlu yemiyor bu insanlar. Şekerli yiyorlar. Evet. İşte bizim tuzlu yememiz de onlara şey gibi geliyor. Pudingi sarımsaklı yemek kadar kötü bir şey kötü diyorlar. Bu konuyu burada kapatalım. Tamam. Tamam, geçiyorum yani zaten bunu. Zaten gittikleri zaman insanlar da bunu birebir deneyimleme şansları da olacak. Olacak. Öncelikle açık olsunlar yemeklere. Ama sürprizlere de açık olun. Küba'ya şey için gitmesin insanlar. Ben olsam öyle yapmam artık. Mesela o yüzden de yapmıyorum. Yemek, hani ilginç yemekler tadacağız. Biz onu çok yaparız aslında. İlginç yemekler tadacaklar da kesinlikle hani o bekledikleri şeylerle karşılaşmayacaklar. Evet, bunun bilgilendirmesi yapmamız yok. O beklentiyle gitmesin. Kimse gitmesin o beklentiye. Yazık olur. Ondan sonra boş yere etrafta böyle o yok mu bu yok mu diye sormaya başlarlar. Baştan söylüyoruz. Boş hayallere kapılmayın. Kapılmayın, evet. Yemek İlk konusunda. İlk önce siz bize başvurunuzu yapın. Daha sonrasında gereken işlemler zaten kendiliğinden oluyor. Şimdi bunları da hallettikten sonra yanınızda isterseniz tabii günlük krakerdir, şudur budur alıştığınız şeyler varsa burada elbette ki götürebilirsiniz ama onun dışında restoranlara girdiğinizde şimdi kaç diyeyim, 50 kuruşa da pizza yiyebilirsiniz. Aşağı 80 liraya da yiyebilirsiniz bir pizzayı. Bu fark neden peki? Şimdi kimi restoranlar tamamen turizme hizmet eden restoranlar. Zaten turist olarak gittiğiniz için sizden kuk alacaktır. Ama Kübalıların gittiği yerlerde işte 50 kuruşa da pizza yiyebilirsiniz. Çünkü Kübalı zaten öyle yiyor onu. Anladım. Yani bunu aslında bilgiyle alakalı, evet, bir durum. Bilmek gerekiyor. İşte şey gibi düşünün. İstanbul'da Sultanahmet'te et yemenin karşılığıyla ne bileyim işte şey daha turistik olmayan nereler olsun, ne bileyim Güngören'de, Bahçeli Evler'de arasında bir fark vardır. Ya da bir hani okul çevresindeki bir lokantanın fiyat farkıyla, evet, Sultanahmet'teki bir lokantanın, yani bunun gibi düşünün. Yani 2-3 katlara kadar çıkıyor hatta. Orada da öyle, orada da öyle. Dedim ya, turizmden geçiniyor bu insanlar. Bu yüzden var bu fiyat farkları da. Eğer biliyorsanız diğer yerleri, gidersiniz oralardan yemek yersiniz. O zaman çok ucuza yaşayabilirsiniz Küba'da. Ama yok, bilmiyorsanız biraz zor olabilir bu sizin için. Zaten yol masrafı da gelince üzerine biraz daha zorlanıyor, evet, insanlar. Evet, ama işte Türkiye'de bir sürü paraya mal olan o deniz ürünlerini her halükarda, turistik mekana bile gitseniz Türkiye'den daha ucuza yersiniz kesinlikle. Çünkü her tarafı deniz. En güzel tarafı da o zaten. Peki arkadaşlar, şimdilik istersen buna son verelim. Çünkü olur, tamam. Daha Küba'ya gitmenin başka yollarını da konuşacağız. Evet, evet. Bir sonraki bölümümüzde de senin de deneyimlediğin hatta gençlik kampı ile ilgili konuşmak istiyoruz sizle. Bir alternatif olarak, evet, belki de bu yolla gidebileceksiniz. Şimdilik size hoşça kalın diyoruz.